Hemen toplantıyı kaydedelim.2008 mezunusun. 2009 mezunu bir arkadaşım var ama Fadime. Belki tanıyorsundur. Evet, ödevler hakkında biraz daha toplanılsın. Birkaç yorum yapacağım. Tamam Gökhan, sağlık olsun, ne yapalım? Bir 50 kişi falan bulursak ondan sonra ödevler hakkında konuşalım. Çünkü sonradan gelenler tekrar tekrar soruyor. Ders bölünüyor. Bugün organik kimya bitirmemiz lazım ki haftaya sadece soru çözümü yapabilelim. Diyor her zaman var Turgay. Bu haftanın sunumu yüklüydü. Bütün sunumlar yüklüydü. Epey oldu. Yükleyelim. Emin misiniz? Hemen bakıyorum ben sisteme. Evet, en son hafta 13'ü yüklemişim galiba. Evet, doğru. Hemen yüklüyorum şimdi. Yaşlılık vallahi, kusura bakmayın. Hemen yükledim. Haftaya derse gelenlere mi 100 puan verelim Ahmet, anlayamadım. Aa, anladım. Şu an tam 50 kişiyiz. Evet, açıklıyorum. Ödevler hakkında bu özel mesaj yoluyla gönderdiğim ödevler hakkında bir hesaplamada problem olmuş. 50. gelen kim? 51 oldu, 52 oldu. Yok mu arttıran? Evet, DGS'lilere gönderdiğim mesaj yoluyla gönderdiğim ödevleri hesaplama anlamında biraz sıkıntı olmuş. O yüzden teknik personelden beni aradılar. Dediler ki ödevlerin süresini uzatın. Yükleyemeyenler de yüklesin. Özel mesaj yoluyla olan ödevleri de silin. Dolayısıyla bu şekilde ödevlerin yükleme tarihlerini uzattık. Ve özel mesajlı ödevleri sildik. Evet, şimdi ödev yükleyemeyenler için süre haftaya cuma son buluyor sanırım.
Aynen yine aynı ödevleri yükleyeceksiniz de sizin notlarınız görünmüyor mu zaten sistemde? Şimdi görünüyor diyenler var, görünmüyor diyenler var. Not almış olanlar evet ödev için notu yok çünkü ödevler konusunda bir belirsizlik olduğu için ben ödevleri okumaya başlamamıştım. Zaten beni pazartesi mi ne aradılar? Ondan sonra da ödevler konusunda düzenleme yaptım. Evet, üçüncü ödevin notu yok zaten. 1 ve 2'ye not verdim sadece. Üçüncü ödevde bu bütün ödev yüklemeleri tamamlandıktan sonra notlandıracağım. Dolayısıyla herkesin 3 ödevi olması gerekiyor. Daha önce ödevlerden puan alanlar, ödevleri yükleyenlerin yeniden ödev yüklemesine gerek yok ama ödev 3 eksikse onu yükleyeceksiniz. Başka var mı sıkıntı? Aynen DGS'den gelenler de 3 ödev yapacak. Serkan, zaten düzgün yaptıysan yine 100 alırsın yani sıkıntı yok. Evet, herkes ekrandaki 3 ödevi arkadaşlar lütfen mesaj yoluyla olduğunda ben sistemde tanımlayamıyorum. Orada ödeviniz çıkmıyorsa puan da veremiyorum ben size. Lütfen teknik destekle bunu çözmeye çalışın. Yani bana mesajla attığınız ödevleri ben sisteme yükleyemiyorum. Ekrem sanırım yeni geldin. Benlik bir durum değil. Teknik bir sıkıntı. Tekrar edeyim son kez. Lütfen dinleyenler dinlemeyenlere duyursun. Evet, özel mesaj yoluyla ödev yükleyemeyenlere veya DGS ile geç kayıt yaptıranlara gönderdiğim ödevlerin sistem tarafından okunamamasından dolayı teknik destek tarafından bu şekilde yönlendirildim. Ödevlerin tarihlerini 28'ine kadar uzattık. Dolayısıyla herkes eşit koşullarda ödev yapacak ve herkesin 3 ödev yapması gerekiyor. Valla 2 gün önce kontrol ettim. Bazı hatalar vardı. Onları değiştirdim. Olmaması lazım. Herkes Cem gibi mi görüyor? Evet. Kontrol etmediyseniz düzelttim onları. Çarşambaydı sanırım. Evet, Cem sen de kontrol edersen görebilirsin diye düşünüyorum. Aynen. O zaman ödevlerle ilgili problem yok. Saat 7'yi 10 geçiyor. Hadi başlayalım organik kimyaya. Evet, organik kimya. Son konumuz. Hafta 14'ün konusu. Evet Esra, sana yazacaktım, yazmadım sanırım. Lütfen teknik destekle çöz. Çünkü ödev eki olmadan ben ödeve not veremiyorum sistemden. Dolayısıyla mesaj yoluyla göndermen de bir işe yaramıyor. Zaten ödev teslim süresi de daha haftaya son. Yani vaktimiz var. Sıkıntı değil, halledersiniz. Evet, organik kimya son konumuz. Var mı organik kimya hakkında fikri olan? Salih abi buyur lütfen. Salih abiyi küstürdünüz arkadaşlar.
Evet, organik kimya dediğimizde aklımıza ilk gelen şey karbon bileşikleri. Evet, herkes bakın karbonlu bileşikler, alkanlar, alkenler, alkiller, alkoller, karboksilli asitler, esterler, eterler diye böyle daha pek çok isim verebilirim. Gözünüzü korkutmayayım, devam etmeyeyim. Karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklere temel olarak bu bileşiklere organik bileşikler adını veriyoruz. Bu bileşikleri inceleyen bilim dalına da organik kimya adını veriyoruz. Bakalım, şimdi birkaç tanım var. Molekül yapısında bileşik bağımsız moleküller içerir ve az sayıdaki ametal atomları kovalent bağla bir arada tutulur. Molekül yapısındaki bileşiği göstermek için kimyasal formül kullanırız. Simgelerle gösteriliyor. Bileşikte bulunan elementleri ve her bir atomun bağı sayısını belirtiyor kimyasal formüller. Kaba formül bir bileşik için en basit formüldür. Bileşikteki atomların oranlarını verir. Molekül formülü ise bileşiğin gerçek formülüdür. Kaba formülü aynı olabilir. Kaba formülünün katları şeklinde olur genel olarak. Kaba formülü CH2O olan gerçek formülü, peki C2H4O2 bileşiğinin adını bilen ilk 5 puanı alıyor bu akşam. Ozan, not alıyorsun değil mi? Evet, bakın etil alkol olsa tek oksijen olacaktı. Etil alkol. Bakın aşağıda yapı formülü var. Birazcık size belki tüyo verebilir yapı formülü. Evet, Ahmet'e katılanlar. Ahmet'e kaç kişi katılıyor? Ozan, yandın o zaman. Hadi bu hafta, bugün de yine puan günü olsun. Son ders diye. Ama haftaya puan alamayacaksınız, haklısınız. Bugün de puan günü olsun. Evet, ilk kim bildi sorunun cevabını? Ozan bildi galiba. Evet, öyle görünüyor. Evet, bu bir asittir. Karboksilli asit türevi. Bakalım hemen. Evet, Fazıl bilmiş. Ozan bilmemiş. Değil mi? Doğru görüyorum. Evet. Neyse, puan alıyor Ozan da zaten. Fazla yazıyoruz Ozan puanı. Evet. Bu en basit asitlerden bir tanesi. Kapalı formülü C2H4O2 olan etanoik asit adıyla formal olarak adlandırdığımız bir bileşik. Bir moleküldeki atomların hangi bağ türleriyle ve hangi atomların birbirine bağlandığını gösteriyor. Yapı formülü ise. Bakın top çubuk modeli var. Bir de uzay dolgu modeli adını verdiğimiz model var. Uzay dolgu modeli gerçeğe daha yakın. Genel olarak hidrojen beyaz, işte karbon siyah, bunun gibi çeşitli renklendirme türleri var. Bu şekilde renklendirebiliyoruz. Bakın top çubuk modelleri var bazı moleküllerin. A'da hidrojen peroksit, B'de CH3, CH2, Cl. Bunların isimlendirmelerini sormuyorum. Çünkü bunlar çok detay. Etil klorür bileşiği. P4O10 bileşiği var. Peki P4O10 bileşiğini kaba formülü gösterecek olsak nasıl gösteririz?
Kaba formül demiştik ki en sade hali belirli tam sayılara bölünebiliyorsa aynen PKO5 fosfor pentaoksit adıyla biliyorsunuzdur muhtemelen bileşiği. Peki D şıkkındaki bileşik bir tür alkol. Bakın OH var. Peki nasıl bir alkol? 3 tane karbonu sahip. Metil, etil, propil. Burada ekler değişiyor. Propil burada 3 karbonlu ana zincir 3 karbonlu olduğu için prop köküyle alınıyor. İzopropil alkol. Ortadaki karbona bağlandığı için hidroksilde izopropil alkol adını alıyor. Evet, uç karbonlardan birine bağlansaydı propil alkol olarak adlandırabilirdik. Peki, geldik. HCO2H. Ester geldi. Formik asit. Evet. Bu sefer Ozan aldı puanı. Formik asit. Ozan yaz bu sefer evet. Formik asit, formika, karınca asidi diye de bilinir. Bu arada asetik asite sirke asidi diye bilinir. İlk yoğurdun mayalanmasının nasıl olduğunu biliyor musunuz? İlk yoğurt mayası nereden geliyor? Ha, Nasrettin Hoca cevabı da geldi. Karıncanın sütün içine düşmesiyle oluşuyor. İlk formik asitle mayalanıyor süt. Formika, karınca demek. Evet, karıncalardan olmuştu. İlk karınca cevabını verene de 5 puanı veriyoruz. Ozan, kontrol et ilk karınca cevabını verene 5 puan. Asetik asit de sirke asidiydi. Hemen size burada bir detay bilgi vereyim. Sirkeyle bulaşık makinelerinizi, çamaşır makinelerinizi güzelce temizleyebilirsiniz. Deterjan gözüne sirkeyi koyun ama satın aldığınız sirke değil. Çünkü satın aldığınız sirke %3'lük asetik asit içeriyor. Evde yaptığınız herhangi bir şeyin sirkesi elma olur işte. Başka ne olur? Üzüm olur. Alıç sirkesi olur. O da çok keskindir. Onlarla temizlerseniz çok güzel kireç çözer. Yüksek programda yıkayın. Ama bunu tabii çok sıklıkla yapmayın. Senede bir kere falan yapmanız yeterli. Molekül kütlesi hesabına gelelim. Glukozun molekül formülü C6H12O6. Kaba formülü ise CH2O. Pek çok bileşiğin kaba formülü aynı olabilir. Çünkü farklı katsayılarla çarpılıyor. Peki bunun molekül kütlesini nasıl hesaplarız? 6 tane karbonun kütlesi, 12 tane hidrojenin kütlesi ve 6 tane bakın alttaki katsayılarla çarpıyoruz her birinin kütlesini. 6 tane oksijenin kütlesi topladığımızda 180,18 gram bölü mol olarak mol kütlesi hesaplanmış oluyor. Daha detaylı çalışıyorsanız, virgülden sonraki anlamlı rakamların sayısını artırarak daha detaylı bir hesaplama da yapabilirsiniz. Kimyasal bileşim. Halotan adını verdiğimiz bir bileşik var. Bu klor, flor içeriyor. Brom falan içeriyor. Bu bileşikleri içeriyor. Evet. Kimyasal bileşimde yine oransal anlamda ifade edilebiliyor bir bileşiğin kimyasal bileşimi. Ozan bu kadar detay sorduğumu gördün mü sen vizede? Bunu da yine molekül formülünü nasıl hesaplıyoruz? 2 tane karbon, 1 tane hidrojen, 1 tane brom, 1 tane klor, 3 tane de florun mol kütlelerini topladığımızda 197,38 gram bölü mol olarak bulmuş oluyoruz. Gelelim yükseltgenme basamaklarına.
Ha, hesaplama için. Yani neden olmasın ama bence yükseltgenme basamağı çok daha önemli. Molekül formülünü hesaplamak bir şey değil yani. Çarpıyorsun, topluyorsun, çıkartıyorsun ama yükseltgenme basamağı bulmak önemli. İndirgeyiciler ve yükseltgeyiciler var. Genel olarak sahip oldukları yükseltgenme basamakları vardı. Hatırlıyorsanız 1A grubunun artı 1, 2A grubunun artı 2 idi. 7A grubunun eksi 1, 6A grubunun eksi 2 gibi ya da işte 5A grubunun eksi 3 gibi genel kurallar vardı. Ama ametaller değişken olabiliyordu. Aynı zamanda geçiş metalleri skandiyumdan başlayıp çinkoya kadar ya da ıtriyumdan başlayıp kadmiyuma kadar olan grup B bloğu elementleri de çeşitli yükseltgenme basamağı değerleri alabiliyor. İyon yükü. Şimdi iyon diyebilmemiz için iyonlaşması lazım. Biz buna yükseltgenme basamağı diyelim. Çok daha doğru olur. Evet, neler yapıyormuşuk yükseltgenme basamağını belirlemek için? Serbest element atomunun yükseltgenme basamağı sıfırdır. Yani serbest halde elementin yükseltgenme basamağı sıfır. Tüm atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı serbest atomlar, moleküller ve formül birimleri için nötrlerde sıfır, bir iyonda iyonun yüküne eşit. Grup 1 için söyledik, grup 2 için söyledik. Flor ise eksi 1 değerlik alır. 7A için de söylemiştik. Hidrojen genellikle, bakın genellikle burada önemli. Genellikle artı 1'dir. Oksijen ise genellikle eksi 2'dir. Metallerle yaptığı ikili bileşiklerde halojenler genel olarak eksi 1, grup 16 eksi 2 ve grup 15 eksi 3'tür. Bunları da söyledik. Bunlarla ilgili haftaya soru çözeceğiz. Dondu mu görüntüm? Ses var mı? Var mı sıkıntı? Tamam. Gelelim bileşiklerin isimlendirilmesi. Esasen bileşik isimlendirilmeleri çok daha önce öğrenilmeliydi. Çünkü kimyada bileşik ismi bilmeden ne yaparsınız? Sadece bakarsınız ve gördüğünüzü okursunuz. Yani C dersiniz, C2 dersiniz, H dersiniz. Ama bunun adını bilmeniz çok daha önemli. Bu konu bence daha öne çekilebilecek bir konu. Sadece organik kimya için değil, diğer tür bileşikleri adlandırma konusunun da gelmesi lazım daha öne. Evet. Latince bilmeye gerek yok ya. Hani bunları bilmek yeterli bence. Latince deyince böyle çok daha ileri düzey oluyor Latince. Bileşikleri adlandırmada büyük bir karışıklığa meydan vermemek için adlandırma sistemine gerek var. Bu adlandırma sisteminde organik ve anorganik bileşikler için kullanıyoruz. Ben burada müfredat dışı şeyde yok, sistemde yok ama anorganik bileşiklerin isimlendirmelerinin de sizin için önemli olduğunu düşündüğümden dolayı buraya ekleme yaptım. Örneğin NaCl bileşiği sodyum klorür. İyonik bileşiklerde yani metal ve ametalle oluşan bileşiklerde önce metalin adı sonra ametalin adı yazılır ve üreki getirilir. Örneğin magnezyum iyodür, alüminyum oksit, sodyum, sülfür gibi. Evet, sayıları öğrenmek lazım. Ametallerde mono, di, tri, tetra, penta, hepta, heksa, nona, deka diye devam ediyor. Ama ametallerde ve metallerde ikisinin oluşturduğu bileşiklerde yani iyonik bileşiklerde herhangi bir katsayı söylemenize gerek yok. Sadece şöyle bir durum söz konusu. Eğer sizin kullandığınız metal birden fazla yükseltgenme basamağına sahip olabiliyorsa bu durumda o bir metalin yükseltgenme basamağını yazmanız gerekiyor. Mesela burada alüminyum için alüminyum 3 oksit dememiz gerekebilir.
Evet. Burada çeşitli örnekler var. Pozitifler, negatifler. Bunların hangi değerler aldığı. Basitler bunlar. İki ametal olduğunda, evet burada hepiniz saymışsınız. İki ametal olduğunda hidrojen klorürde mesela ilk olarak baştakini okuyoruz. Yine ür eki geliyor ama diyelim ki birden fazla, genellikle monoyu söylemeyiz çünkü. Birden fazla olduğunda ne yapıyormuş? Mesela BCl3 için bor tri klorür demişiz. CCl4 için karbon tetra klorür demişiz. Bakın. CO için karbon monoksit demişiz. Ya da işte N2O4 için diazot tetra oksit demişiz. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliyoruz. Asitlerde peki nasıl oluyor? İkili asitlerde problem yok. Hidrojen klorür, hidroklorik asit. İlk asit geliyor. Tabii hidro geliyor bir de başına. Hidroflorik asit. İsimlendirme çıkacak mı? Salih abi çıkar bence. Önemli değil mi sence de isimlendirme olayı? Çok atomlu iyonlarda ise bakın bu kökler önemli. Hipoklorit, klorit, klorat, perklorat. Bunlar bize hep soruluyordu. Asetat iyonu var. Hidrojen karbonat, fosfat, hidrojen fosfat, sülfat, hidrojen sülfat gibi işte karbonat, amonyum iyonları gibi çok atomlu iyonlar da mevcut. Burada yine yükseltgen basamakları da verilmiş. Evet bence de ilk olması gerekiyordu. Kesinlikle katılıyorum. Bu konuda yorumlarımı ilettim. İnşallah dikkate alınır. Organik bileşiklerin adlandırılması da çeşitli iskelet yapılarına bağlı. Zincire göre, en uzun zincire göre adlandırıyoruz. Temelde karbon atomunu aldığınız için en uzun karbon zincirine göre adlandırma yapıyoruz organik bileşiklerde. Bakalım köklerin isimleri nelermiş? Bir karbon içerdiğinde met, iki karbon içerdiğinde et, üç prop, dört büt, beş pent, altı heks, hept, okt, non, dek diye devam ediyor ona kadar. Bunlar da bazı hidrokarbonların bir yapı formülü, top çubuk ve uzay dolgu modelleri. A şıkkında en az karbon sayılı metan, bu bir alkan türüdür. B şıkkında iki karbonlu etan, bu da yine bir alkan türüdür. C şıkkında üç karbonlu propan, karbon sayısına göre bakın artmış. Burada peki D şıkkında eten ya da etilen adıyla bildiğimiz molekül bir alkendir. Evet. Soru gelmeden cevap geldi. Ozan, Cem, pardon. İlker'e bir tane 5 puan yazıyoruz. Eten ya da etilen olarak adlandırdığımız molekül bir alken türüdür. Alkanlar, alkenler, alkiller diye gider. Bağ sayısı arttıkça içerisinde bir tane çift bağ bulunduğunda alken olur. Bir tane üçlü bağ bulunduğunda da alkin olur. Evet, herkese mi yazıyorduk? Bilenlerin hepsine mi yazıyorduk puanları? Sanki öyle yaptık değil mi geçen hafta? Evet, onu unuttuk birinci soru için. Tamam. Tamam, Ozan'a güveniyoruz biz. Ozan ayarlıyordur. Ve benzen. Benzen organik kimyanın temelini oluşturan bileşiklerden bir tanesi. 3 tane ikili bağ içerir. Görünür olarak ama aslında bu bağlar delokalizedir. Tabii bu çok detay bir konu. O yüzden benzen halkası çok güçlü bir halkadır. Buna pek çok bileşik bağlanır. Gelelim fonksiyonel gruplara. Karboksil grubu az önce asetik asitte ve formik asitte görmüştük.
C çift bağ O ve OH grubunu yine aynı karbona bağlı OH grubunu içerir. Yine top çubuk ve uzay dolgu modeli var. Metanoik asit tek bir karbon olduğunda eğer karboksilli asit ise oik asit eki geliyor bakın. İki karbon olduğunda yine oik asit eki geldi. Etanoik asit veya bildiğimiz ismiyle asetik asit. Metanoik asit neydi peki o zaman? Metanoik asitin bildiğimiz adı neydi? Evet. Salih abiden geldi yine ilk cevap. Salih abi her zaman birinciliği alıyor. Formik asit idi. Formik asitin hikayesini de anlatmıştık. Gelelim alkollere. Ol eki alıyor veya evet, etil alkol şeklinde isimlendiriliyor. Yani kökü alkil kökü artı alkol olarak adlandırılıyor ya da alkan artı ol eki geliyor. İki karbonlu olduğunda bir hidroksil bağı olduğunda etanol tek karbon olup bir hidroksil olduğunda metanol. Bakın izopropil alkol az önceki örnekte vardı. Propil alkol de yine C şıkkında görmüş olduk. İzomerlere geldik. Aynı molekül formülüne sahip uzaydaki düzenlenmeleri farklı olduğunda yine izomer adını veriyoruz. Bakın yönlenmeler farklı sadece. A şıkkı biraz karmaşık gelebilir ama B şıkkına bakın. Metillerin yönlenmeleri değişmiş, değil mi? İzomerlik türlerine bakalım. Birden fazla OH nereye bağlanırsa tek bir karbona mı? Evet, biri yanlış galiba örneğin. Bana da öyle geldi. B şıkkındaki örnek yanlış. Evet. B şıkkındaki örnek yanlış, evet. Veririz şimdi örnekler vardı diye hatırlıyorum yapı izomerliklerinde veya geometrik izomerliklerinde. Yapı izomerliği, fonksiyonel grup izomerliği. Fonksiyonel grubun yerinden gelen izomerlik, zincir dallanma izomerliği, halka zincir izomerliği olarak. Evet, CH3 yerine H olmalı. Tebrik ediyorum sizi. Fonksiyonel grup izomerliği. Kapalı formül yine aynı ama fonksiyonel grubu bağlı. Mesela işte C2H6O2 bileşiği için. Bakın ortada bir O'la bağlanmış. Bu molekül hangisi oluyor peki? O'la İki tane metil grubu birbirine bağlanmış. Evet, cevap yok mu? İzeter nedir? İzeter nedir? Evet. İki türü. Evet, kesinlikle eter ve etil alkol. Dimetil eter ve etil alkol birbirlerinin fonksiyonel grup izomeridir. Fonksiyonel grubun yerinden gelen izomerlik propil alkol ile izopropil alkol de birbirlerinin izomeridir. Sadece hidroksil grubu birinde birinci karbona bağlanmışken diğerinde ikinci karbona bağlanmıştır. Zincir dallanma izomerliği ise karbon sayısı aynı ama isimlendirme farklı. Bakın herhangi bir fonksiyonel grup değişikliği yok. Sadece bağlanma farklılaşmış. N-butan düz zincire sahipken izobutan dallanma yapmış. Dolayısıyla bunlar da zincir dallanma izomerliği diyoruz. Bir de halka zincir izomerliği mevcut. Halkalar arttıkça C4H8
halka sayısı değişebiliyor. Yani atomların yerleriyle oynadığınızda aslında pek çok izomer elde edebilirsiniz. C4 H8'de bakın 5 tane izomer var. Bir de stereo izomerlik var. Stereo izomerlik nedir? Stereo izomerlik nedir? Yahya, sorularla ilgili cevapları haftaya soru çözümünde vereceğim. Yönlenme farklı. Genel olarak geometrik izomerlik olarak düşünebilirsiniz. Yönlenme farklı. Grupların yönlenmeleri farklı olarak düşünebiliriz. Çok detaya girmemize gerek yok. Organik reaksiyon türleri var bir de. Bunlar substitüsyon, adisyon, eliminasyon olmak üzere organik reaksiyon türleri var. Bakalım substitüsyon neymiş? Substitüsyon söyleyemiyorum da. Substitüsyon reaksiyonlarında karbon atomundan bir grup çıkar, onun yerine başka bir grup girer. Bağ sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. Substitüsyonda yer değiştirme diyebiliriz. Aynen. Adisyon bir grup çıkışı olmadan moleküle katılma olur. Atomun doymuşluğu artar. Yani buna da katılma diyebiliriz. Aklınızda kalması açısından. Eliminasyon ise ayrılma olarak adlandırılabiliyor. Çıkıyor. Bu şekilde doymamışlık artıyor. Galiba organik kimya bitti. Evet, şimdi birazcık daha vaktimiz var. Konuyu hızlı anlatmaya çalıştık. Konuyla ilgili sorunuz var mı? Özellikle şuraları. Evet, olabilir. İlk defa adisyon. Gerçekten doğru. Vallahi daha önce aklıma gelmemişti, Rıza, olabilir yani. Var mı bilgisi olan? Adisyon kelimesi buradan mı geliyor acaba? Genel olarak üçer soru yanlış hatırlamıyorsam. Doymuşluktan geliyor olabilir, evet. Bu konuda neyi bilmenizi istiyorum? Yükselken ve basamağını ve organik bileşiklerden bazılarının türlerini. Organik bileşik türleri. İşte alkanlar, alkenler, alkoller, asitler. Evet, konuya çok geniş bakıyoruz, haklısınız. Yoksa bu konu böyle 40 dakikada anlatılacak bir konu değil yani. Biz bunu organik kimya 1, organik kimya 2, organik kimya 3 diye 3 dönem görüyoruz. İşte 4 aydan toplasanız 12 ay yapar. Dolayısıyla size de anlatıldığı kadarı sorulur zaten. Evet, siz sorun, ben söylerim. Tabii bakın, haftaya kadar ben 7 konuya belki biraz baktınız ama 8 ve 14. konulara da bakmanızı istiyorum. Sürekli söylüyorum. Bunun nedeni de konuların birbirinden çok bağımsız olması. Yani bir konuya hiç bakmadan gelirseniz ne olur bu sefer? Konular çok bağımsız olduğu için soruları çözerken Fransız kalırsınız. Salih abi özel ders veriyormuş. Evet, Salih abi özel ders veriyormuş. Salih abi, senden çok iyi bekliyoruz finalde.
İnşallah yüz bekliyoruz. Sanırım pek çoğunuz öyle Turgay. Aa ve evet saatine 100 TL. O da iyiymiş, ben dikkat etmemişim. Baha'nın işi daha çokmuş, bebek de varmış. Allah bağışlasın Baha, ne kadarlık. Vallahi aynen. Benim de İstanbul'dan misafirlerim var. İçeride yemek yiyorlar. Allah sağlık versin herkesin evlatlarına. Evet, örnek sorular bence de çok önemli. Misafirim de lisanstan arkadaşım, sınıf arkadaşım. Dedim bugün organik kimya anlatacağım. İstersen geleyim ben de arkadan tarif edeyim bileşikleri elimle diyor. Yok yok, siz sorularınız varsa sorun, onlar takılırlar kendileri. Evet, var mı sorunuz? O zaman sen puanları yine bana atarsın mesaj yoluyla. Evet, benim slaytlarım yeterli. Benim slaytlarıma çalışmanız yeterli. Yalnız İzeter, doğru cevap kabul etmiyoruz en son sorunun cevabını. İzeter'i doğru kabul etmiyoruz. Eter cevabını doğru kabul ediyoruz. Evet, bazı soruları yükleyeceğim ama üzerinde biraz daha çalışıyorum soruların. Aa, tamam, o zaman sıkıntı yok. Size güveniyorum. Haftaya kadar çalışın. Haftaya çözeceğimiz sorular önemli. Evet, var mı sorunuz? Herkese iyi akşamlar. İyi bakın kendinize. Haftaya görüşmek üzere. Evet Salih abi, galiba öyle. 100 puan aldın mı? Bir topla da puanlarını, haftaya bakalım kaç puanım var. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere.